Dondum. Ama çok güzel. Günaydın. Bolu'nun dağlarındayım. Bu sabah 9'da hava 5 dereceyken 31 Ekim 2020'de cumartesi sabahı bu sürüşe başladım. Burada bir arkadaşım var, Dave. Onunla burada bir yarış düzenlemek istiyoruz. O geçenlerde ben Samsun'dayken ATV ile 120 kilometrelik bir rota yaptı. Ben de onu kaydettim. O şu an tahtalı Run to Sky Trail yarışında. Benim de ilk boşluğum yeni doğdu. İstanbul'a giderken bisikletimi de getirdim. Bu rotanın büyük bir kısmını keşfetmeye geldim. Bakalım nasıl. Şu an gayet iyi görünüyor. Gece yağmur yağdı. Biraz çamur var ama. Bu arada Bolu'da bir yarış düzenlesek gelir miydiniz? Koşu veya dağ bisikleti. Veya ikisi de. Müthiş görünüyor. En yüksek 1800'e çıkacağım. Bugün 3000-3500 metre kadar tırmanmayı hedefliyorum. Bakalım nasıl olacak. Buralarda ilk defa sürüş yaptığım için, yani neyle karşılaşacağımı bilmediğim için ve sürüşü 7-8 saat olarak planladığım için, ayrıca hava tahminlerinde yağış göründüğü için biraz hazırlıklı geldim. Gidon çantası koydum MTB'ye ilk defa. Büyük ihtimalle çok işime yarayacak. Biraz ısınmak için durdum. Garmin'e göre hava 2 derece. Keşke eldiven alsaydım. Ama neyse. Manzara, doğanın güzel kokusu, yaprakların dökülmüş olması, renkleri her şeyi unutturuyor. Çele sanırım şu karşısı. Bisikletle çıkılabilir mi? Göreceğiz. Daha önce hiç gitmemiştim. Şu aile evleri ne kadar güzel, ne kadar şanslılar ya. Bu arada ön lastiğimdeki tubeless sıvısının miadı dolmuştu. Son giren dikenden sonra artık boşluğu kapatmıyor. Bu yüzden ara ara hava basıyorum. 10.45 sürüşe başlayalı 2 saat oldu neredeyse. İlk atıştırmalığımı yiyeceğim. 2 saatte bir yemek üzerine planladım. 4 çeşit şeyim var. 8 saat sürerse dahi yetecek kadar yiyeceğim var. Az önce Çele köyünün çobanı Fahri abiyle tanıştım. Üşüdüğümü anladı. Gel bir çay çorba yapayım, bir şey yapayım dedi, sağ olsun. Fakat çok kötü durumda değilim. Ayrıca gün de kısa olduğu için devam etmem lazım. Ellerim çok kötü. Eldivenim olsaydı hiç sorun yaşamazdım. Bacaklarımda ya da üst vücudumda hiçbir üşüme yok. Fahri abinin 3 tane çoban köpeği vardı. Bir anda beni görünce tabii huzursuzlandılar. Hemen saldırmaya çalıştılar. Ama ıslık çalınca, öpücük verince, konuşunca yumuşatıyorsunuz. Çobanı da başındaysa zaten o da sahip çıkmaya çalışıyor. Sonra ben ilerledim. Bir süre sonra üçü de dört nala geliyordu. Hiç korkmadan geri döndüm. Bağırdım, çağırdım, azarladım onları. Ne olduğunu şaşırdılar tabii. Baktılar bu adam korkmuyor, bizden manyak. Hiçbir şey yapmadan geri gittiler. Bu havlamayana köpek ısırırmış. Havlamayan köpek bir şey yapmazmış. Köpeğin gözüne bakma falan filan. Bunları kim öğretiyorsa hepsi saçmalık. Hiçbir geçerliliği yok. Benim gördüğüm, bildiğim tek şey köpeklerle ilgili. Onlar sizi görmeden siz kendinizin orada olduğunuzu belli edin. Yani hayvan ileride yatıyor ya, sizi daha görmedi. Islık çalın, öpücük verin, hayvan bir yumuşasın, korkmasın bir anda. Ya da siz onu göremeden o sizi gördü, saldırmak istiyor, koşa koşa geliyor. Sakin olun. Kesinlikle korkmadığınızı, ondan daha kuvvetli, daha güçlü olduğunuzu belli edecek şekilde dik durun, bağırın, çağırın, taş alıyormuş gibi yapın. Hayvan neye uğradığını şaşırıyor. Sonuçta o da biliyor insandan daha zararlı bir yaratık olmadığını. Bu yüzden saldırmaktan vazgeçiyor. Aklınızda bulunsun. Çele zirveye varmak üzereyim fakat göz gözü görmüyor. 1850 metredeyim ve 0 derece. Evet, Çele zirveye çıktım. Soğuk gayet sertti. Hava -1 derece. Çok esiyor. Sis var, göz gözü görmüyor. Bu yüzden hemen ineceğim. Thank you.
Orman yangını neden çıkıyor? İşte bu yüzden çıkıyor. Ormanın ortasında koca tohumlukları yakmışlar. Neyse ki yağmur yağıyor da kendiliğinden sönecek. Ama ormanda ateş yakılmaz. Yakacaksanız da söndürmeden gitmemelisiniz. İyice dondum. Yağmur da yağıyor, rüzgar da var ara ara. Ormancıların çalıştığı bölümden geçtim. Bataklık gibiydi. Çok enerjimi aldı. Yarım saatte bir ön lastiği şişiriyorum. O enerjimi götürüyor. Garmin'e göre 20 kilometre kaldı. Sanırım bir 2 saat sürecek. 1 derece hava. Daha video çekmeyeceğim sanırım. 2000 metreye yakın tırmandım. 20 kilometrem daha var. En sonunda bir özet geçerim artık. Lastiğim artık iş görmüyor. Patladı. Ellerimi hissedemiyorum. Karınca almaya başladı. Orman bölge müdürlüğünden yardım istedim. Arabaya kadar atsınlar beni diye. Sağ olsun abi, kırmadı. Rotanın bitmesine 12 kilometre kala. Lastik artık hava tutmamaya başladı. Orada da şansıma bir orman şefliği vardı. Karamuslan adı. Son çare olarak oradan yardım istedim. Sağ olsun. Recep Yıldız isimli Samsunlu çıktı o da abi, hemşerim. Ormanın pikabıyla arabaya kadar bıraktı beni. Çok üşüdüm. Unutamayacağım bir tecrübe oldu bugün. Ya yanıma iç lastik almalıydım ya da tublo sıvısını değiştirmeliydim böyle bir sürüce çıkmadan önce. Büyük ders oldu. Unutamayacağım bir tecrübe oldu. Sürüş oldukça güzeldi fakat çok çok zorluydu. Kısa tayt. Sadece bir yağmurluk, eldiven yok. Eksi bir dereceyi gördüm. Ortalama 1-2 derece büyük ihtimalle. Tırmanış, iniş sürekli. Yağmur, sis. Çok çok yorucu oldu. Çok zor geçti.